Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde ön incelemesini yaptığımız Samsung Galaxy S22 Plus cep telefonunun özelliklerine göz atıyoruz. Şimdi biliyorsunuz biz özel bir lansmana katılmıştık ve bu lansmanda bu telefonla ilgili birçok özelliği sizlere paylaşmıştık. Tabii ki telefon bize daha sonra teste geldi ve biz de biraz daha uzun kullanıp size deneyimlerimizi aktarmak istedik. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir telefonun genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Kenarları oldukça ince bir çerçeve bizi karşılıyor. Yani neredeyse çok böyle az bir çerçeve var. Özellikle sağdan soldan ve yukarıdan bu çerçevelerin çok ince olduğunu, alt kısımda da bu mini çubukları falan olacağı için orasının biraz daha kalın tutulduğunu söylemek isterim. Ama bunun dışında çerçeveler gerçekten de çok ince bir şekilde tasarlanmış. Öte yandan işte daha köşeli bir tasarım var bizim karşımıza çıkıyor. Biraz daha böyle hani köşeli derken çok keskin değil belki bu köşeler ama özellikle böyle önden baktığımızda şu yan tarafların biraz daha böyle dönüşlerin yuvarlak değil biraz daha keskin olduğunu söyleyebilirim ama hani elinizi acıtacak ya da zarar verecek bir durum değil bu. Bunun dışında açma kapama tuşumuz işte ve ses açma kapama tuşu yan tarafta yer alıyor. Diğer yan tarafa baktığımızda bir şey yok burada. Üstte herhangi bir dokümanımız bir şeyimiz yok. Alt kısımda bir adet arkadaşlar sim kart yuvamız var. USB tip C bağlantı yuvamızın da olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında işte telefonun arka yüzünde üçlü kameramız var. Kamera çıkıntısı da çok yüksek değil. Bize bu açık pembe rengi gönderildi ama farklı renk seçeneklerin olduğunu da belirtelim. Ve teknik özelliklere geçeyim. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Samsung Galaxy S22 Plus telefonumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi 5G teknolojisi sahip. 6.6 inçlik Full HD Plus AMOLED bir ekranımız var. 120 Hz yenileme hızı, 8 GB RAM ve 128 ya da 256 GB depolama seçeneklerimiz var. Snapdragon 8 Gen 1 chipsetiyle geliyor. Android 12, One UI 4.1. 12 megapiksellik ultra geniş açı, 50 megapiksellik ana kamera ve 10 megapiksellik ki 3x optik zoom yapabiliyor bir ana kamera dizilimimiz var. 10 megapiksellik de bir ön kameramız olduğunu söyleyelim. 5G desteği olduğunu söylemiştik. Wi-Fi 6E desteği var bu telefonda. Bluetooth 5.2, 4500 mAh'lik pil ve 45 watt kablolu 15 watt'ta kablosuz şarj ve aynı zamanda ters şarj özelliği IP68 toza ve suya dayanıklık olduğunu söyleyeyim. Fiyatı da 256 GB için 19.899 TL. Şimdi gelelim telefonun kullanım detaylarına. Öncelikle şunu bahsetmek istiyorum ki biz bunu normal incelemede de söyledik arkadaşlar. Önemli bir detay var. Artık Exynos işlemciler Türkiye'ye gelmiyor. Doğrudan doğruya Snapdragon işlemcili sürüm geliyor. RAM güzel, işlemci güzel. Telefon tabiri caizse yağ gibi akıyor arkadaşlar. Gerçekten de özellikle kullanım sırasında, günlük kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Oyunlarda, şurada, burada birçok dokümanı üst üste açtığınız zaman da bile herhangi bir sorun yaşamadan dokümanlarınızı kullanabiliyorsunuz, telefonunuzu kullanabiliyorsunuz ve performans anlamında bir sıkıntınız olmuyor. Zaten amiral gemisi bir model, yani S22 ailesinin bu ortanca sürümü ve bu amiral gemisi olduğu için zaten bir performans sorunu yaşama ihtimaliniz de yok. Onun altını özellikle çizeyim. Snapdragon işlemci kullanılıyor olması önemli bir özellik olmuş. Bu çok tartışılan bir konuydu biliyorsunuz. Uzun yıllardır Samsung eleştiriliyordu. Hani niye Türkiye'ye Exynos geliyor, dünyanın bazı ülkelerine Snapdragon'un sürüm gidiyor diye. Artık Türkiye'de Snapdragon'un sürümün gittiğini söylemekte fayda var. Bu da güzel bir ve önemli bir detay olduğunu belirteyim. Öte yandan telefonun kamerasından biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi kamera daha önce Samsung telefonu kullananlar aşina olacağı bir arayüzle bize geliyor. Gerçekten de gelişmiş bir kamera var. Kamera modüllerine baktığımızda 12 megapiksellik ultra geniş açı, 50 megapiksellik ana kamera ve 10 megapiksellik de telefoto olduğunu söylemiştik. Kamerayı işte menüsünü falan çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Birçok özelliği var. İşte arka planı blur yapma özelliği var. Ne bileyim daha bir sürü pro modu var, şu var, bu var. Panorama modu var, gece modu var. Aklınıza gelecek gelmeyecek birçok modun olduğunu söyleyeyim. Yine ön kamerada da menüye girdiğinizde bir geniş açı özelliği var. Hafif bir geniş açı verebiliyorsunuz. Bence bu güzel bir detay olmuş ön kamera tarafında. Ve hani telefonun kamera tarafında herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyelim. Şimdi kamerasını kullanarak çektiğimiz fotoğraf ve video örneklerini izleyelim. Daha sonra videomuza devam edeceğiz.
izlemekte olduğunuz bu videoyu Samsung Galaxy S22 Plus'ın ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum arkadaşlar. Ön kamera 4K 60 FPS'ye kadar kayıt yapabiliyor. Gerçekten de işte görüntü kalitesi bu şekilde. Ters ışık, düz ışık, normal ışık hepsini de şu anda görmüş olursunuz. Bu telefonla bir video kaydı yaptığınızda siz de bu tarz bir sonuç alacaksınız. Balkonda çok fazla gürültü var ama bu videoyu çekerken sesimin nasıl geldiğini test ediyorum aslında şu an. Biraz uzaklaştırayım. Bir de zoom özelliğini deneyelim. Bence gayet iyi. Biz telefonu arkadaşlar oyun tarafında da kullandık. Oyun da oynayabiliyorsunuz. Tabii ki güçlü bir işlemci var. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi oldukça güçlü bir işlemci. Oyunlarda da hani performansı sonuna kadar zorladığınız üst düzey bir deneyim yaşıyorsunuz. Burada bir sorun yok. Performans isteyen uygulamalarda da çok rahat bir şekilde telefonu kullanabiliyorsunuz. Söylediğim gibi, az önce de bahsettiğim gibi Snapdragon'un bütün artılarından yararlandığımız bir telefon olmuş Samsung Galaxy S22 Plus. Öte yandan S22 ailesiyle beraber artık tüm modellerde 5G desteği var. Türkiye'de henüz 5G aktif olarak kullanılmıyor ama kullanılacağı zaman muhtemelen 1-2 yıl içinde olacaktır bu diye tahmin ediyoruz. Kullanılacağı zaman da bu telefonu 5G teknolojisini altyapısıyla birlikte kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Bunlar dışında arkadaşlar telefonda Wi-Fi 6E dediğimiz çok yüksek hızlı Wi-Fi 6 teknolojisi de bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde eğer etrafta uyumlu bir donanımınız varsa, yani bir router ya da modeminiz varsa Wi-Fi 6E'yi destekleyen, kablosuz olarak da çok yüksek hızlarda dosya transferi yapabiliyorsunuz. İşte Bluetooth falan var. İşte diğer özellikleri zaten var. GPS'te şuydu buydu, birçok özelliği zaten telefonda bulunan özellikler. Bunlarla birlikte Wi-Fi 6E'yi de kullandığınızda oldukça yüksek hızlarda dosya transferi gerçekleştirebiliyorsunuz kablosuz olarak. İşletim sistemimiz direkt Android 12 ile geliyor. Bu da şu anlama geliyor. Yakın zamanda bir güncelleme beklemeyeceksiniz anlamına geliyor. Ve de bir de One UI 4.1 de yine arayüzle bizim karşımıza çıkıyor. Bu arayüzle birlikte telefonun da en son ve en yeni özelliklerini Samsung ekosistemiyle birlikte kullanır hale geliyorsunuz. İşletim sistemi detayının önemli olduğunu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Samsung Galaxy S21 modeliyle beraber şöyle bir durum olmuştu. Artık kutudan adaptör çıkmıyor. Sadece kablosu çıkıyordu bir tane. İki ucu da tip C olan. Burada da aynı durum söz konusu. Zaten kutuyu görüyorsunuz. Çok ince bir kutumuz var. Ve kutudan bir adaptör vesaire çıkmıyor. Pil tarafında şunu söyleyebilirim. 4500 mAh'lik bir pilimiz var. Ve bu pille yaklaşık olarak 2 güne yakın cihazı kullanabiliyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Eğer uyumlu bir adaptör alırsanız 45 watt'a kadar kablolu ve 15 watt'a kadar da kablosuz şarjı da destekliyor. Cihaz aynı zamanda kablosuz ters şarj özelliğine sahip. Bu özellik nedir diye belki merak edenler vardır aramızda. Telefonunuz sayesinde başka kablosuz şarj olan cihazları şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Çok önemli bir özellik mi? Değil ama genelde amiral gemisi modellerde gördüğümüz bir özellik olduğunun altını çizmek isterim. Gelelim fiyat tarafına. Teknik özelliklerde biraz bahsettim fiyattan ama şimdi biraz daha detaylandırmakta fayda var. 19.899 TL gibi 256 GB için söylüyorum. 128'lik olanı biraz daha uygun fiyatlı. Onu da yaklaşık 1000 lira daha ucuza alabiliyorsunuz. 19.899 TL böyle bir telefon için ne yazık ki artık normal demek zorunda kalıyoruz. Çünkü artık amiral gemisi modellere baktığımızda, yani örneğin bunu iPhone 13 ile belki kıyaslayabilirsiniz. iPhone 13'e baktığınızda bu telefondan bir eksiğinin olmadığını söyleyebilir. Hatta bu telefonun daha güzel özellikleri de olabiliyor. Onun da 3 aşağı 5 yukarı 18.000 TL civarında olduğunu söyleyebilirim. O bakımdan tabii fiyat yüksek bu arada. Hani uygun fiyat falan demiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ama ülkenin ekonomik durumu vesaire, dolar kuru şudur budur, vergiler falan düşünüldüğü zaman artık bu rakamlar bizim için normal hale geldi. Tabii ki yoksa normalde epey yüksek bir değer olduğunun altını çizeyim. Bir incelemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy S22 Plus cep telefonunu anlatmaya çalıştık. Olur ya, bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında bizlere yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.